biz önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkan yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Ama bazı siyasi partiler işte o altını masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Ayın 15'inde yani 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz, birlikte olmayı göreceğiz, kucaklaşmayı göreceğiz, huzuru göreceğiz, farklı düşüncelere saygıyı göreceğiz. Siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar daha sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise değerli arkadaşlar, küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayallerini kuranlara Demokratik Sol Parti elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir.